Substrat ile enzimin aktif bölgesi arasında bir yüzey uyumu bulunur. Yüzey uyumu sayesinde enzim ile substrat birbirine zayıf bağlar ile geçici olarak bağlanır. Enzim substratı ürüne dönüştürür. Enzim inhibisyonu. İnhibitörler başlıca 3 gruba ayrılır. Yarışmacı inhibitörler, yarışmacı olmayan inhibitörler, unkompetitif inhibitörler. Kompetitif inhibitörler, substrat ile inhibitör aktif bölge için yarışır. İnhibitör aktif bölgeye bağlandığında substrat enzimle birleşip enzim substrat kompleksini oluşturamaz. Bu yüzden ürün oluşmaz. İnhibitör aktif bölgeye bağlandığı için enzim substrat ile tepkimeye giremez. Eğer substrat miktarı artırılırsa inhibitör etkisi azalır. Yarışmacı olmayan inhibitörler. İnhibitör substrat ile aktif bölge için rekabete girmez. Çünkü inhibitör enzimin aktif bölgesine bağlanmaz. Enzimin aktif bölgesi dışında başka bir yerine bağlanır. İnhibitör enzimin aktif bölgesinden farklı bir yerine bağlanır. İnhibitör enzimin aktif bölgesinin yüzeyinin değişimine neden olur. Enzimin aktif yüzeyi değiştiği için substrat ile enzim tepkimeye giremez. İnhibitör aktif bölge için substrat ile yarışmaz. Bu yüzden substrat miktarının artırılması inhibitör etkinliğini değiştirmez. Substrat artırılsa bile aktif yüzeyi değiştiği için tepkime gerçekleşmez. Unkompetitif inhibitörler. İnhibitör aktif bölgeye bağlanmaz. Ancak etkisini enzim ile substrat birbirine bağlandığında gösterir. Yani inhibitör enzim substrat kompleksini etkiler ve ürün oluşumunu engeller. Önce substrat enzimin aktif bölgesine bağlanır. Daha sonra inhibitör enzimin aktif bölgesinin dışında farklı bir yere bağlanır. İnhibitör enzimin substrat ile etkileşimini engeller. Substrat miktarının artması tepkimeyi olumsuz etkiler. İnhibitör enzim ile substrat birleştiğinde etkindir. Yani enzim substrat kompleksini etkiler. Bu yüzden substrat miktarı artırılırsa daha çok enzim substrat kompleksi oluşur. Böylece etkin hale geçecek inhibitör miktarı artar. Buraya kadar anlatılan inhibisyon çeşitleri enzim veya substrat miktarı artırılarak geriye dönüşümlü olabilmektedir. Geriye dönüşümsüz inhibisyonlarda aktif bölgeye kovalent olarak bağlanan inhibitör enzim yapısını bozduğu için geriye dönüşüm olmamaktadır.